Allah Celle Celaluhu bilir. Allah Celle Celaluhu bilir. Kabe'ye kafirler giremez derken. Tamam. Ne dedi? Giremez. Haram bölgesi. Haram. Kabe'ye kim giremezmiş? Kafirler. Öncelikle derse geldik. Kafirler Kabe'ye giremez. Haram. İman şarttır. Allah böyle derken. Allah'ın evlerine de diyorum size. Şimdi saz ve cazlar var. Orada müzede ya. Telli. Müzik aletleri var. Bu haramdır. Çünkü şöyle demiş. Telli aletler haram. Kimler gelemez buraya? Buraya. Hristiyanlar. Hristiyanlar kitap ehilleri gelebilir. Mecusiler, ateşe tapanlar, münafıklar ve mürtetler gelemez buraya. Mürtet yani İslam'a girip sonra inkar etmiş. Münafık da gelemez çünkü münafık münafıklık için geliyor. Buraya gelemez. Tamam. Mürtetler gelemez. Dine girip sonra çıkan. Kanun. Peki, bunun dışında ben kanaatimi söylüyorum. Bu benim değil ya. Mürtetler gelemez İslam cemaatine. Münafıklar gelemez, ateşe tapanlar gelemez. Hatta bir Müslüman, Hristiyan, ehli kitapsa, şu anda Avrupa'da ehli kitap yok pekala. Bak Hollanda'da, ben 2004'ten beri Almanya'da. Almanya nerede bulunuyorum? Sen belki Hollanda bir şehirde. Bulunuyor. Ve dert babasıyım. Dert babasıyım. Tamam mı? İslam dininde kerahaten caizdir. Ehli kitap kadınla evlenmek. Ehli kitap. Avrupa'da ehli kitap kaç tane kadın var? Çoğusu ateist değil mi? Allah'ıyla dinle alakalı, kiliseyle alakaları var mı? Yok. Hatta kiliseye vergi vermemek için burada SSK gibidir. Orada kiliseye her ay 50 lira, 50 euro kesiliyor. Vermemek için çoğu dinden çıkıyor, çıkmış yani. Bu sefer diyor ki kilise, nikahınızı ve cenazenizi burada kaldırılamaz. Yaşlı ve hastaların dışında giden yok kilise. Yaşlı ve hasta. Mecburiyet. Mecburiyet değil mi? Başka çareleri yok, gidecek yerler yok. Yaşlı ve kim? Hasta. Hasta. Peki ne diyor? Hemen bana şey yok. Abi ehli kitapla evlenmek caiz. Ehli kitap mı senin karın? Ateist mi ehli kitap? İsa Aleyhisselam'a inanıyor mu? İncil'e. Peygamber'e inanıyor mu İsa Aleyhisselam'a? Daha ehli kitaptır. Çoğusu ateist. Bilerek söylüyorum. Nasıl konuşuyoruz? Arkadaşlar. İşte. Bu fıkıh vesaireleriyle meşgul olduğum için. Sizin için ben veli nimetim. Bunları öğrenmeniz sizin çok uzun zamanınızı alır. Pat diye öğreneceksiniz, daha bunu öğrenmeyeceksiniz. Basacaksınız, başka bir şey öğreneceksiniz. Tamam. Şimdi başka nereye götüreceğim? Allah bile, ya herkes gelebilir. Allah bile evine müminlerin dışında kimse gelemez. Peki, camiler kimin evidir? Allah'ın evidir. Peki, Mekke'nin nesidir bu camiler? Şubesidir. Değil mi? Oraya münafık, mürtet, mecusiler gelemez. Şimdi aynı kanun buraya herkes gelemez. Münafık gelemez. Ben şimdi ne yaptım? Bu bana ait. Dershanecilik kültürüme ait. Şu andaki din demiyorum. Dershanecilik tecrübemi söylüyorum. 1980-2017 kaç sene oldu? 37. O tecrübemi söylüyor. Burada bulunup da basit sebepler Ahmet'e Mehmet şuna buna kızıp çekip giden aylarca söner, aylarca olabilir. Senelerce bir yerde bulunmuş. Ortada kalmış, kızmış olabilir. Evde kalmış, gitmiş, bırakmış, dersleri gelmiyor, bir yerlere gitmiyor. Tekrar dönerse sorun yok.
Fakat buradan kızmış Ahmet Mehmet'e, gitmiş başka bir şeye, cemaata, gruba dahi olsa, o tekrar gelse bunu almayacaksınız. Çünkü zikzak, bu zikzak. O giden zikzak değil. O dengesizliğinden değil, kızgınlığındandır, döner. Böyle 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 muvazenin sizleri almayacaksınız. Çok şahitsiniz ki, iltifat etmiyorum, almıyorum. Yakınıma almıyor. Çünkü tecrübeniz olsun. Bir cemaattan geldikleri zaman geldiği yeri hemen tenkit ederler. Ya abi, güya buraya yüceltmek için. Orada biz orada bulunduk. Ya orada şöyle şöyle oluyor ya. Ben çok şey yaptım ama yani burada yok elhamdülillah abi. Ben çok takip ettim seni. Bana diyor ya. Abi ben çok takip ettim ya. Yer yer bazı yerlerine gir. Ben artık buraya geleceğim. Ben ha, geleceğini söylemiyor, orayı tenkit ederek geliyor. Adınız gibi bilin, isim soy isim gibi, geldiği yeri nankörleyen, yediği tabağı pisleyen, seni de pisleyecektir. Sen onun tenkidini dinledin mi? Ben dakika dukka, seni de birisine tenkit edecek. Buraya başka bir gruptan gelenlerin istikrarlı gördüğünüz var mı? Ben hiç görmedim. Ve bu fiiliyatta da çok görülüyor. Biz burada da tecrübe ettik değil mi? Yani? Ya. Peki ne yapıyorum ben? Almıyorum. Almıyorum ben. Mazbutum onun için cemaat. Ne olursa ne olur. Hayır. Git Mevlana'ya gidersin. Ne olursa ne olur. Konya'daki mescide gidersin. Buraya gelemezsin. Hayatında zıkzak yapanın böyle istikrarlı yerde yeri yok. Niye biliyor musunuz? 20 tane iyi bir çocuk var ya, Kur'an kursu hafızlık yapıyor. İyi çocuk, yatılı. İçlerine bir tane ahlaksız, ailesinde her türlü rezaleti öğrenmiş. İnternet, televizyonda da kepaze rezil olmuş. O çocuk, 20 tane çocuğun içine o girse tek, 20 tane çocuk onu düzeltemez. O bozuk tek çocuk hepsini bozar. Onun için yatılı Kur'an kursları da istemiyorum ben. Gitsin gelsin evine. Senin kontrolünde olsun. Akşam orada yatmasın. Abi niye? Karışma. Ya bizim çocuklar var abi, ondan nasıl yapacağım? O bizim şey ya. Alıyoruz ya bizim. Kaç tane şeyden geçiriyor bunlar. Babasını biliyoruz, bilmem nesini biliyoruz. Ondan sonra... Kaç tane şeyden geçiyorlar, haberi yok. Ortaokulcuyum. Ne yapıyoruz? Peki en ufak bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Atıyoruz. Ha böyle titizse, tamam. Birincisi bu. İkincisi, titiz olacaksın. Baktın ki umumi hukuktur. Çocuk belli. Ocağı canlı olacak üstünde. Hissettiği anda... Hemen onu atacak. Bak bir daha kursa gönderdik. Kurs hocası bakacak 20 taneyi çocuk. Çünkü biliyorsunuz bir kamyon düzgün elma içinden bir tanesi çürüğü düzeltemez. Ama bir çürük hepsini bozar. Sırınca kurs hocası ne yapacak? Yatalım. Tamam yaptın. Tamam. Hassas olacak. Çok takip edecek. Hissettiği anda o ahlaksızı. Ya düzelir demeyeceksin, düzelmez kardeş. Bunu gönder. Çocuklarda masumiyet var ama meymenet kalmadı, nuranilik kalmadı. Televizyon, internet, cep telefonuyla. Yani internetlere gire gire çocuklar günahsız, masum. Bakın suratına, beyazdır. Beyaz. Nuranilik yok, albenisi yok. Soğuk. Soğuk ve itici. Öyle mi değil? Çocuklar soğuk ve itici. Dün bir yerdeydi. İkisi de kardeş. Ama ötekisi büyük. Cep telefonundan düşmüyor. Meyvenetsiz. Yanıma da gelmiyor. Zoraki anne babasının şeyiyle. Ufağa o da giriyor ama daha o kadar bozulmamış. Meyvenet var, albenisi var. Yani bakın bir daha söylüyorum. Masumdur, günahsızdır ama nuranilikleri gitti. Yaşlanmadan yaşlandılar. Yaşamadan yaşadılar. Kurs hocası ne yapacak? Takip edecek.
Bunu yapabiliyorsan aç, yoksa açma, yoksa siz de göndermeyin. Şimdi buraya hayatında zıksak yapanı tenkit ederek bir yeri geleni almıyoruz. Gelemezsin kardeşim. Bir sürü Türkiye'de ve İstanbul'da her akşam 3000 küsür üzerine ders oluyormuş. Her gece İstanbul'da. 3000 küsür. Git kardeş. Bir cemaatte dikkat edin. Ne sorun olmuşsa başka yerden gelen kişiler çıkartmış. Böyle alışmış.